arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere 3 tane tuvalette oynamalık oyun tanıtacağız. Bunlardan ilki bizi biraz geçmişe götürüyor. Crazy Taxi oyunumuzun adı. Bilenler bilir, bir Sega oyunu. Yani Sega'nın konsol oyunu hatta. 90'lı yılların sonunda çıktı. Bayağı bir peşinden koşmuştuk bu oyunun. Bayağı bir saatlerimizi, hatta günlerimizi bile almışlığı var. Mobil versiyonu geldi. Sanırım ikincisi çıkacak. Şu anda ücretsiz bu oyun. Sadece iOS ve Android platformunda mevcut. Gördüğünüz gibi Crazy Taxi Trash çıkacak. Ondan sanırım ücretsiz oldu. Şöyle bir başlayalım oyuna. Karakter seçiyoruz buradan. Atla bakalım. Herkesi gitmek istediği yere bırakıyoruz. Fazla sarsmadan, sarsarsak az para veriyor. Mesela şöyle olduğu gibi. Hemen başka müşteri bulmamız lazım. Çabuk atla, çabuk çabuk. Vay. Meşhur Midtown Madness yokuşu San Francisco'da bulunan... Ya çekil. Paranın yarısı gitti zaten, anasını satayım. Öf, nereye geldim ya, böyle bir şey yok. Al geber, boğul. Bu arada kısa mesafede götürmeyen taksicilere de Allah'a havale ediyoruz. Birkaç modu daha var. Mesela işte 10 dakika takılacağım ben diyorsunuz. 10 dakika boyunca işte ne yaparsanız para kazanacaksınız. Hani zaman sınırlaması şey yok. Şu saniye müşterinin saniyesi, müşterinin acelesi var. O zaman içine götürmeniz lazım. Bizim durak yok herhalde ya, biz korsan çalışıyoruz. Abi kısa mesafe almıyorum ben ya. 1,5 saat durakta bekledim zaten, kısa mesafe almıyorum ben. O değil de hakikaten böyle kısa mesafe almayan taksicileri şikayet falan edin ya. Ben de ayrılıyorum. Eğer illa dokunarak oynamak değil de şöyle sağa sola yatırarak oynamak istiyorsanız da Options kısmından, Setting'den ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bizim için nostaljik güzel bir oyundu. Yani her telefonda bulunması gerekir bizim kuşaktakilerin, öyle diyeyim. Hani oynamasa bile dursun. Diğer oyunumuza geçelim istiyorsanız. Arkadaşlar ikinci oyunumuz Smash Hit. Bu da çıkalı 10 gün 15 gün falan oldu ama ona rağmen bayağı bir kullanıcı sayısına ulaştı. Yaklaşık 3,5-4 milyon kullanıcı ulaştı. Millet meğer çok meraklıymış cam kırmaya. Oyun şu an sadece Apple Store ve Android platformunda var. Yani Windows Phone'da yok. Oyunda şöyle camları kırıyoruz işte. Kaçırdık. Atıyorum attık, 3 mü geldi? Bize 3 tane daha şu bilye, meşe neyse ondan verdi. Mesela bunlar birikiyor. Paldır küldür cam kuruyoruz. Oyunun müzikleri, ambiyansı biraz değişik. Meditasyon gibi bir şey. Lan! Hay s**tim ya. Toplar gitti. 10 tane top kayboldu öyle olunca. Bu oyunu niyeyse bir anda herkes çok benimsedi. Herkesin telefonunda, tabletinde görmeye başladık. Sanırım millet camları falan kırarken stres atıyor. Ah topum bitti. Kafamı atacağım şimdi camı. İyi bari, bayağı kırılacak çok cam varmış. Oğlum yemin ediyorum sapan falan yapıp mahallenin bütün camları indiresim geliyor. Öyle güzel bir... Oyun bir de hakikaten sarıyor. Hani s**ayım oynayayım diye açıp 40 dakika tuvalette kalabilirsiniz. Çekil be. Top sayımız 16'ya düştü. Nasıl arttıracağız bilmiyorum. Al al a**ım gitti. Hay s**ayım. Oyun çok güzel, ücretsiz. Hem Apple Store'da hem Google Play'de var dedik. 10 günde yaklaşık 3,5-4 milyon arası, hatta şu an artıyordur hızlıca. Öyle bir rakama ulaştı indirme konusunda. Şurada Get Premium çıkıyor. Ona bir bakalım, gözüme takıldı. Restart from Checkpoints kısmı var. Kaldığınız yerden devam edin. Topunuz bitince ilk kaldığınız yerden diyor. Cloud Save alabiliyorsunuz. Cloud Save'de şey, save dosyasını başka gönderiyor. Hani tabletinizde oynuyorsunuz, sonra telefonunuza geçince kaldığınız yerden devam ediyorsunuz diyor. Bunda 3.59 bir fiyatı var. 3.59 kuruş. Ama sanırım bence gerek yok buna. Dediğim gibi oyun beğendik. Oyun yeni zaten. Hoşumuza gitti. Tam s**t bir oyun. Yani giderseniz tuvalete bir 5 dakika sıçı diye girip buna sararsanız akşama kadar da kalabilirsiniz. Biz son oyunumuza geçelim. Arkadaşlar son oyunumuz Hungry Shark Evolution. İşte köpek balığıyla insan yiyoruz. Oyunda bir köpek balığını kontrol ediyoruz. Şöyle biraz oynayalım. Burada ilk girerken soruyor, hani şöyle havada oynayarak mı kontrol etmek istersiniz yoksa dokunarak mı? Biz şu anda dokunarak onu seçeceğiz. Şöyle işte balıkları falan yiyoruz. Health'imiz yükselsin diye. Yoksa niyeyse ölüyor. Şöyle bir altın renkli balıklar var, onlar da ekstra puan veriyor bize.
Kamil, ne yapıyorsun orada? Şöyle geziyoruz. Hani yavaş yüzeye bu falan derseniz işte insan bin sene yakalamada şöyle basınca ekranı nitroyu veriyor. Bak mesela gel lan buraya. Buradan köpek balığımızı değiştirebiliyoruz. Tabii en iyisi de bu büyük beyaz köpek balığı. Böyle alttan dalıp şey yaparsak aksiyon veriyor. Onu da söyleyeyim. Biraz derinliklere inelim bakalım. Aha dalgıç mı? Lan! Bak bıçaklıyor bir de ya. Hayır, orada yüzen köpek balığının sana ne zararı var? Gerçi yedik ama olsun. Aha şişko gel buraya. Oyun güzel. Dediğimiz gibi TIGA ödüllerinde 2013'ün en iyi oyunu seçildi. Mobil platformlarda. Şu an sadece Apple'da ve Android platformunda mevcut. Yani App Store'da ve Android platformunda mevcut. Windows Phone'da yok. Ve toplam kullanıcı sayısı sanırım 85 milyonla 100 milyon arasında değişiyor. Her iki platform dahil bu rakama. Yani s**maktan keyif alırsınız bu oyunu oynarken. Sizlere bu videomuzda da 3 tane farklı s**k oyun tanıttık. Sizin de aklınızda olan ya da s**k oyunlar varsa şu altta görmüş olduğunuz adresten bana bunları yazabilirsiniz. Onları da bir yeni videolarımızı incelemeye alırız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Tuvalet kağıdınızın hiç bitmemesi dileğiyle. Hoşçakalın.